Merhabalar efendim. Kahve Bahane'ye hoş geldiniz. Bu hafta yanımda iki değerli sanatçı arkadaşım var. Baba oğul aslında onlar. Sayın Halil Öztunç ve Sayın Devran Öztunç. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Halil Bey resim sanatıyla ilgileniyor. Devran Bey de mimar, aynı zamanda karikatürist. Ayrı ayrı sohbet edelim. Önce Halil Bey ile başlıyorum. Evet Halil Bey, önce sizi birazcık tanıyabilir miyim ben? Evet, ben öncelikle teşekkür ediyorum. Bu yoğun ülke gündeminin içerisinde bizlere, yani naçizane gösterdiğimiz sanatla ilgili hizmetler için programa çağrılmaktan dolayı teşekkür ederim öncelikle. Ben çok teşekkür ederim. Yoğunluğuna gelecek günün, bu yoğun gün içerisinde beni kırmayıp geldiğiniz için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Yoğunluğa dediğim gibi daha sonra değineceğiz. Evet. Buyurun. Önce kendimi kısaca tanıtayım. Lütfen. 1961 Lefkoşa doğumluyum. Yani sanatla ilgili konulara lise yıllarından itibaren ilgilenmeye başladık. Bu bir sevdadır. Yani sanat, belki adı sanat ama yani biz ilk yıllardan itibaren işte resimlerin yanında bir sevdalıydık. Her gördüğümüz boş bir şeyleri çizerek, çizmeye başlayarak bu şekilde işin içinde olduğumuzu fark ettik tabii ama daha sonra ya benim askerlikle ilgili geçmişim var. Askeri okula ilk başladığım yıllarda herkese biraz garip gelecek ama evet, çünkü çok, bir tezat gibi algılanabiliyor insanlar. Bir tezat gibi ama tarafından. En büyük atölyeyi, en güzel girişimi, öğrenciye verilen en büyük imkanları orada gördük. Koskoca bir futbol sahasına yakın bir resim atölyemiz vardı askeri okulda. Buradan başladık. Orada en büyük ressamlar da geldi gitti. Orada işin biraz temelini de aldık. Evet. Ondan sonra meslek hayatı boyunca aslında çok fazla da imkan olmadı diyebilirim. Resimle bizzat ilgilenip de bir şeyler göstermeye yapmaya. Ama az da olsa bir şeyler yaptık ama esas olan da son emeklilik dönemi geldi. Evet. Görev az olunca kendimizle ilgili biraz daha uğraşmak istediğimiz konuları ön plana çıkardık. Evet. Atölye kurdum kendim evde. Herkese de öneririm, yani evinde hep böyle kolay değildir. Bir köşecik bir yer ayırmak lazım. Evet. Ben bir oda ayırdım en son, olmadı. Evet. Odanın her tarafına işte resimleri, yaptığımız işleri koymaya başladık falan. Bu arada da duvar resimlerine de merak saldım. Hı hı. Duvarlara resim yapma olayına. Bu arada oraya bir girmek istiyorum. Şu anda çok ravaşta olan bir nokta sanıyorum. Yani ilgi çekiyor insanları ve bunun içinde ayrıca çalışmalar olduğunu biliyorum. Evet. Sizin de bilginiz de vardır herhalde. Birazcık alabilirsek. Evet. Yani son dönemlerde tabii grafiti derler. Duvarlara da resim yaparlar. Mural art olarak birçok yerde. İşte caddeler, sokaklar süsleniyor. Gayet güzel oluyor. Evet. Köhne bir kepenkin üzerine gayet güzel, dekoratif bir şekil ortaya çıkıyor. Ve oranın gençlere çevresini de anında değiştiriyor. Evet. İmkan yaratmak lazım. Bu tür şey varsın kötü olsun. Sorun değildir. Evet. Yani 3 tane çizgi çeker ama gene de o bir işlevdir sonuçta. Yani bir şey vardır demek. Güzel bir olaydır. Bize de geliyor yavaş yavaş. Yani Türkiye'nin güzel yerlerinde, işte örneğin Kadıköy'de falan güzel, çok güzel şeyler, girişimler var bununla ilgili. Bize de geliyor yavaş yavaş. Geliyor, iyi madem. Birkaç yerden talep de geldi, ben de birkaç yere yaptım. Şimdi geçen yıl da şimdi sergimizin konusu olan Özlem, Özlem'in evine, ailesinin evine yaptım. Bu Özlem'e değinmişken önce ondan kısaca bahsedeyim. Evet, ben oraya bir girmek istiyorum. Özlem Savoğlu maalesef kanser neticesinde genç yaşta aramızdan ayrıldı. Bugün de onun doğum günü ve bu doğum günü vesilesiyle işte siz ve ailesi bir etkinlik gerçekleştiriyorsunuz. Buradan
Alalım. Evet. Nasıl oldu? Önce işte Özlem ve ailesini ben eskiden beri tanıyorum. Yani bayağı uzun yıllardan beridir tanışıklığımız var. Annesi rica etti geçen yıl. Bir tane iç bahçemiz var. Oraya bir büyük Özlem'in resmini yapalım istedi. Olur dedim ben de. Yaklaşık 3-4 hafta uğraşı sonucunda o resmi çıkardık. Büyükçe bir de 3 metreden fazla boyu genişliği olan bir resim yaptık. güzel de oldu. Yani beğenildi en azından ben yüreğin aldığım izlenimleri söylüyorum. Resim bitti. Ondan sonra resimden sonra gene görüşmelere devam ettik. Bu arada görünüyor yaptığım şey duvarda. Bir yıl geçti üzerinden işte. Gene görüşmelerimiz devam ederken annesi dedi yani biz dedi bu kadar resim yapıyorsun sen dedi. Bunu devam ettirelim. Doğum günüdür de Ağustos ayının 16'sında. Gel bir sergi açalım olur mu? Elbette dedim. Onur duyarım ben dedim. Öyle giriştik işin içerisine. Özlem aslında içimizden biri ama söylemek istediğim de gerçekten hayat dolu bir insandı. Yani çok pozitifti. Her şeye enerjik bakardı. Hep resimlerinde zaten gülümserdi. Sürekli ben onun böyle gülümsemeyen resmini yapmakta zorlandım aslında. Bayağı resimlerini yaptım. Artık yani özümsedim Özlem'in grafiğini, şeklini falan her şeyini. Kendi bize ve birçok kendinden yaşça büyük kişiye bile tecrübeli olduğu için örnek olabilecek bir kişiliği vardı. Bunu da öğrenmiş olduk. Ben de bunu istedim ki bu renkli kişiliği renklerle ifade edelim ve gösterelim kişilere. Bu akşam 19.30'da açılışımız var. Yarın da öbür günde devam edecek. 40'a yakın resim yaptım, akrilik resim yaptım. Bunların izlenmesi, görülmesi bizleri onurlandırır. Arzu eden gelip görebilir sergimizin durumu bu. Tabii ki burada Özlem'in adına yapılmıştır resimler, sergiler ama ben bu organizenin bir yerde önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak da değerlendiriyorum. Çünkü maalesef kanser bizim hayatımızda hemen hemen her ailede var olan ve hemen hemen her ailenin kayıp vermesine neden olan maalesef. Kötü kelimesi az kalır herhalde ama çok hayatımızın üzücü. Maalesef acı bir gerçeği olarak önümüze geliyor ve bu noktada bu serginin buna da dikkat çekici olacağı fikrindeyim ben. Yani ben şöyle söyleyeyim, tabii hayat sürecine pek müdahale edemiyoruz. Yani bir şeyler yaşanıyor ama sonuçta da maalesef kötü bir durumda sonuçlanan Özlem gibi çok acılar yaşanıyor toplumda. Bu sanatla uğraşan kişilerin işte bu yalnızca resim demek değil yani. Bu tür konularla ilgili yapacağı benzeri girişimler daha bir farkındalığı artırma, onu bir anılarıyla yaşatma, kişiliğini yüceltme. Bunlar da güzel şeylerdir yani. Artık çünkü başka elden gelen bir durum yoktur. Maalesef. Ben gerçekten severek işin içerisine girerek bu işi yaptım. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Evet, burada zaten arkadaşlar ekranda verdi az önce. Özlem'in renkleri bu akşam Bedesten'de 19.30'da açılacak efendim. 17-18 Ağustos'da da sergi görmek isteyenlere, ziyaret etmek isteyenler için açık olacak. Evet, şimdi Devran'a dönmek istiyorum da Devran benim karikatürümü çiziyor. girelim sohbete yoksa... Benim için o ya, fark etmez. Tamam, yani, peki. Evet, Devran genç bir mimar. Doğrudur. Karikatür nasıl başladı? Karikatür ortaokul yaşlarında başladı. Yani öncesinde bir resme dönük bir şey vardı. O da demek ki babadan geliyordu. Genlerden biraz aktarılmış öyle. Demek ki bir şekilde. Öyle söylerler yani. Mutlaka. Yani işte resim çizerdim daha fazla.
hatta yarışmalara katılırdık falan. Hı hı. Ama ortaokuldan sonra karikatüre yoğunlaşma oldu bende. Ve öyle gitti. Daha sonra resim değil, karikatür çizmeye devam ettim. Ben yani babam devam eder hala da. Onu hep evet. gördüm. İşte yağlı boya, akrilik çalışmalarla ama ben karikatüre yoğunlaştım açıkçası. Evet. Peki karikatürün bir eğitimi veya karikatürün bir karikatürist nasıl olabilir bir insan? Ben de bilmiyorum o yüzden. Evet yani bir eğitimi yoktur açıkçası. Birazcık çevresel faktörlerin oluşumuyla merak meselesidir. Hı hı. Yani işte görürsünüz ilk zaten taklit etmeyle başlar her şey. Hı hı. Gördüğünüz ve merak saldığınız bazı şeyleri taklit edersiniz. İşte sonuna kendinize yakıştırırsınız onu. Ve karikatür çizmeye devam edersiniz aslında. Yani biraz da kültürel bir şeydir bazen. Biraz da politik de bir durumdur. Yani ülkenin getirdiği koşulların dışa vurumudur aslında karikatür. Evet. Eleştirel bir yanı da olduğu için bizim de siyasi durumlarımız zaten her zaman iyi bir malzeme sağlayabiliyor. Çok, çok iyi bir ortam yaradır karikatür için. Evet. Zorluk çekmezsiniz karikatürist olmakla yani. Peki amacı nedir? Amacı aslında insanları uyarmaktır ilk başta. Yani biraz sisteme karşı uyarmaktır. İşte aslında duygularına tercüman olur şey karikatürist. İşte mesela bu dönemde olan ekonomik krizler var. Hı hı. Biz hemen dergide ekonomik kriz başlıklı birçok konu işledik. Hı hı. Ve yani bunun sebeplerinin ne olduğunu da vurgulayarak hı hı. insanlara bir şey aslında çıkış yolu göstermeye de çalışan bir yanı vardır karikatürün. İşte demek ki diğer resimin şimdi resim eğitimi bir şekilde Halil Bey'den de dinledik. Evet. O alınıyor. Yani insanlar bunun eğitimini alarak ilerliyor. Karikatür de bir sanat dalı. Ancak bu tamamen bireyin kendini yetiştirip çevresindeki gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek sosyal boşlukları kendisinin yorumlama şekliyle oluşan bir sanattır. Aslında resimde de öyledir. Yani yorumlama evet, mutlaka. Sanatın her kesiminde, her dalında var. Yani mutlaka var ama karikatür biraz farklı. Evet, o yüzden özellikle evet. vurguladım, vurgulamak istedim. Çünkü bir eğitimi, gerçekten benim de bilgim yoktu. Bir eğitim var mıdır diye sormamdaki faktör oydu. Müzik evet. eğitiliyor, resim eğitiliyor, tiyatro eğitiliyor, heykel eğitiliyor bunların hepsinde de. Karikatürü o zaman diğer sanat dallarından ayıran nokta, temel nokta bu mudur? Aykırı bir yönü vardır karikatürün. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Yani diğer sanat dal, her sanat dalının kendine has bir özelliği vardır. Hı hı. Karikatür daha aykırı ve daha özgür da bir sanat dalıdır. Yani belli kuralları yoktur. Yoktur. Yani yağlı boyayla da karikatür çizebilirsiniz. Hı hı. Ki çizenleri vardır. Dünyada hı hı. örnekleri evet. vardır. Veya bir işte sağda solda bulduğunuz bir herhangi bir kalemle, pennayla ya da hı hı. Çizebilirsiniz karikatür. Evet. Özgürdür yani. Özgürdür. Çok kuralları yoktur. Evet. Tamamen bir bireyin bakış açısıyla. Evet. O anki öyle. Düşüncesi, olayları yorumlayışı bunu evet. ortaya çıkarıyor. Ancak en fazla bilinen şeyi, özelliği karikatürün daha hızlı ve daha basit diyeceğim çizgilerle ortaya hı hı. çıkar. Yani her bakan anlayabilir, her gören onu yorumlayabilir. Evet, yorumlayabilir. Artık hı hı. onun insanın algısıyla da alakası vardır. Yani onu bakmak var, işte görmek var yani. Evet. Karikatür evet. öyledir biraz. Tabii biraz önce dergi dedin. Dergide yapıyoruz
dedin. Aslında karikatür daha çok gazetelerde ya da bizim adamız içindir, bilmiyorum dünyada nasıldır ama bizim günlük gazetelerimiz içerisinde daha çok insanlara ulaşıyor karikatür. Ancak sizin Tantana. Evet. Tantana biraz da Tantana'yı öğrenelim. Tantana dergisi Vatan Gazetesi ile birlikte satılan bir dergidir. Hı hı. Aslında tamamen karikatür dergisidir. Yani hı hı. Karikatür ve mizah dergisidir. Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın kuzeyinde deyin. Hı hı. Tektir aslında. Bir eşi de muadili yoktur aslında. Yoktur. Bir karikatür dergisi olarak. Evet. Çarşamba günleri gazeteyle birlikte reklamı da yapmış olayım. Tabii ki. Satılmaz aslında, bedava verilir. Evet. Gazeteyle birlikte, Vatan Gazetesi'yle. Yani bizim için çok önemli bir oluşumdur Tantana dergisi. Hı hı. Çünkü bir ortam bulmakta hep zorlanırdık biz karikatüristler olarak. Hı hı. Kendimizi ifade etmek için daha çok işte bir yayınla şey yapmak için zaten çok zor şey olur yani girebilmek. Peki, kabul edilebilmek. Ha, şimdi orada onu sormak istiyorum. Bu kabul edilebilirlik veya zorluk, yorumladığınız siyasi noktadan mıdır? Yoksa karikatüre bakışın gelişmemesinden midir? Bakış gelişmediği diyemeyik. Gayet de gelişti. Yani sosyal medyada da bunun örneklerini görürük. İnsanların tepkisinden anlayabilirsiniz. Hı hı. Yalnız bizde bilirsiniz, politiktir her şey. Hı-hı. Yani bir gazeteye girdiğiniz zaman görüşünüz çok önemlidir. Hı-hı. Hangi görüşü yansıtacağınız gazeteyle uyması gerekir. Evet. Uymadığı zaman devam ettiremezsiniz. Ve problemler çıkabiliyor. Tabii ki. Onları da biliyoruz. Çok yaşadık yani. Yaşadık, evet. Evet. Çok yansıyan olaylarda cereyan etti geçmiş dönemler içerisinde. Evet, anlayabiliyorum. Karikatürün biraz politik yönü güçlüdür tabii, resim gibi değil. Evet. Yani politikaya dokunmak, sorunlara dokunmak durumundasınız yani. İğneleyicidir karikatür. Evet. Edebiyattaki biraz hiciv gibidir. Evet. O yüzden de pek sevilmez aslında bazı taraflarca değil. Yani sevildiği kadar sevilmeyebilir. Evet. O işte o aykırılık noktası da o zaman buradan çıkmış oluyor aslında. Doğru. En basit bir portre çiziyorsunuz. Ya bu ben miyim der adam. Evet. Bu ne, bu da ne der falan. Evet. Bakar kendinin çok abartılı yönleri. Evet, abartılı yönleri de var. Doğru. Öyle evet. Şey işte zorluğu o. Aynen. Peki Tantana dergisinde kaç karikatürist çalışıyorsunuz? Tam sayıyı veremeyeceğim çünkü değişkendir aslında. Yani kimi zaman çizip de kimi zamanlar çizmeyenler de olduğu için net bir sayı yoktur. Ancak bir araya geldiğimizde herhalde bir 20 kişi civarı bir insan toplanırık. Yani bizim adamızın yani Kuzey Kıbrıs'ta bir 20 kadar karikatürist vardır tabii vardır. Ki. Çok ön planda kişiler değildik. Evet. Evet. Ancak şöyle söyleyeyim size, Kıbrıs'ın kuzeyi daha çok karikatürist doğurmuş bir coğrafyadır. Hı hı. Güneye nazaran. Yani bunu biz kendi içimizde de hep konuştuk. Çünkü bizim siyasi durumumuz biraz daha zorlu, daha farklıdır. Kuzeyde hep daha şey olmuştur, karışık olmuştur durumlar. Evet. Coğrafyanın da çok bağlantısı vardır bana göre. Karikatürist doğurur yani o coğrafya bir şekilde. Çünkü aykırılık vardır dedik ya. Evet. Yani sisteme karşı bir başkaldırış da vardır karikatürde. Ondan dolayı da sanırım kuzeyde daha elverişlidir koşullar. Karikatürist çıkması için. Tabii şöyle de söyleyeyim. 20'ye yakın dedim. Hemen hemen bildiğimiz bir çoğu karikatürist yer alır Tantana'da. Hı hı. Hepsi değilse de. Ancak ilgi çok fazladır bu sanata diyemeyeceğim maalesef. Hı hı. İlgilenen gençler var ama dönemsel daha durumları vardır. Bazı dönemler işte son dönemlerde biraz daha fazla farklı yönlere
kaymıştır şey gençliğin merakı. Yani çizim yeteneği olabilir ama karikatüre yönelmesi bazen hem kültürel hem dönemseldir de. Yani o moda dediğimiz şey her zaman her yerde yansır yani. Sanat dallarına da yansır. Yansıyor. Peki hiç sizin kendi aranızda gençlere yönelik böyle bir plan var mıdır? Mesela resime merakı olan, ilgisi olan, belki karikatürle ilgilenebilecek, belki o görüşte, o duyuşta olabilecek gençlere hiç yol gösterebileceğiniz bir küçük ortam. Merkez, ortam düşündünüz mü peki? Düşündük, düşünürük de. Yani işte son ben bir yerde fırsat buldum. Eğitim Bakanı'na hemen yanına gittim. Hı hı. Dedim böyle böyle bir şey düşünürük. Yani biz gençlere gelip bu sanat dalını tanıtmak isterik. Sevdirmek isterik. Hı. O da şey davrandı aslında. Hemen bir yazı yazın okullara gönderelim gibi bir yaklaşımda bulundu. Evet. Ve biraz da kişiseldir aslında. Bu benim bir arkadaşım resim öğretmeni. Hı hı. Ve beni aradı bir gün, gel öğrencilerime tanıt dedi. O tip durumlar da olur. Gittim işte öğrenciler hemen toplandı. Birkaç sınıftı galiba orada. Toplandılar, merak ettiler, izlediler. Nasıl olduğunu, mantığını anlatmaya çalıştım. Sevdirmek için yani çok doğru mu davrandım bilemeyeceğim. Hep şey öğretmen değilim sonuçta ama elimden geldiğince. Ama bu işe hakimsin ve onlara bunu yansıtabilecek yaş olarak da müsait olduğun için onların ilgisini bir öğretmen olarak yorumluyorum şimdi bunu. İlgisini kolaylıkla çekebileceğini düşünüyorum. Umarım yani. O yüzden böyle bir konuyu bakın konuşmadık. Gayet burada açıldı mevzu. Doğru. Bu noktada aslında yani şey söyleyeyim yani. Bireysel olarak girişim değil, organizeli, programlı girişimler olması lazım. Evet, ben aslında benim de konularda ifade etmeye çalıştığım yani oydu. Bireysel olarak arkadaşı çağırdı, o da gitti. Öğrenciler çok hoşlandı, şoklandılar falan filan ama neden yalnız tabii karikatür ya da devran ya da falan konusu değil. Değil, bu. Genel yani, evet. Evet, yani genel olarak sevdirmek meselesi. Bu noktada söylemek istediğim resim için de aynı şekilde. Görüyoruz işte dünyanın her yerlerinde toplarlar 30 tane küçücük çocukları bir yere. Bakın işte size yığından boya arıyorsunuz, resimci bu falan filan. Hadi alın kirlenin. Yani o fasılları daha düzenli, daha programlı yapmak lazım. Gençliğin sevmesini, gelecekte kendine yol çizmesini sağlayıcı önlemler ve güzel şeylerdir bunlar. Evet. Yani eğitim veren kişiler için de güzel, motive edici konulardır. Yani söylemek istediğim bu. O zaman karikatüristlerden, madem ki Sayın Bakanımızın da bilgisindedir, daha iyi bir atılım, daha organizeli bir atılım. Umarım yakın zamanda bilgileniriz bu konuda. Evet, ben de. Yani biz aslında yana yana bunun peşindeyiz diyebilirim. Yani mesleği daha çok yaymak, tanıtmak ve arkadan yeni nesillerin gelmesini isterim. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki yani sen daha gençsin falan ama benden sonra neredeyse pek birini görmedik. Benden daha genç yani. Benim tanıdıklarım da senden yaşça ileride zaten. Evet yani bilindik, esas bilindik karikatüristler da işte 50'li 60'lı yaşlarındadır ve şimdi bizi ya öldürdün demesinler bana, yok, biri dinlerse yok, ama. Yok, bir realiteyi ifade ediyoruz. Evet, öldürmedik yani, kimseyi. Evet, daha çok isterik ki liseden mesela onlarca karikatürist çıksın. Yani bunu da açıkçası çok beklerik. Yani tabii ilk dediğimden de çelişmiş olabilirim. Yani coğrafya doğurur ama şeyle de ilgilidir, dönemle de çok ilgilidir. Bazı demin dediğim gibi bazı dönemler başka sanat dallarına yönlenme olabilir. Olabilir, evet. Peki ben Halil Bey'le devam edeyim. Bu arada aslında Devran'a da soracağım aynı şeyi ama resimle siz sonuçta amatör olarak ilgileniyorsunuz ve bu sanatı amatörce bu aynen akşamki öyle sergide olduğu gibi faydalı ve daha derin anlamlı bir şekilde de yaşıyorsunuz, bizlere de yaşatıyorsunuz.
Sormak istediğim şey şudur Halil Bey. Ne kadar ya da bizim kuzeyde, Kıbrıs'ın kuzeyinde resim sanatını amatör dediğim gibi uygulayan biri olarak da nasıl değerlendirirsiniz siz? Yani tabii doğrudur, amatör olarak işlev görüyoruz. Bu arada profesyonel olarak yani kendini bu işe çok uzun yıllardır vermiş kişilere ve eğitim almış veya gerçekten de çok değerli sanatçılarımız var. Saygı duyuyorum hepsine, hürmetler. Ama tabii bir sınırlama olmaması lazım resimle ilgili. Küçücük bir şey bile çizseniz sonuçta bir sanatsal değeri vardır onun. Üç tane renk atarsınız gene bir sanatsal değeri vardır. Gençleri de çocukları da yönlendirirken bu işe. Aman bu ne de, bu da ne olmadı falan, öyle fasıl olmaması lazım. Yani çok güzel bir şeydir motive etmek. Evet. Yani ilkokuldan itibaren ortaokullarda, liselerde öğretmenlerin yalnızca resim değil, diğer sanat dallarıyla ilgili de çok eksikliklerimiz var. Yani görüyoruz Avrupa ülkelerinin durumlarının nasıl olduğunu. Teşvik edecekler yani. Teşvik edecekler. Üç çizgi çizdiyse yan yana çok güzel bu çizgiler, ne kadar düzgün çizmişsin bile demek. O çocuğa daha güzel bir çizgilerin çizmesini, daha sonra daha güzel başarılara gitmesini sağlar. Evet. Yani bu yönde ilerlemek lazım. Şeylere de biraz daha ağırlıkla sanatsal faaliyetlere halkımızın daha odaklanıp daha ilgi göstermesi lazım. Nasıl görüyoruz dere boyunda, onda bunda, kafeler, şunlar bunlar, bir bakıyorsunuz hafta sonları hep full dolu. Biz arzu ederiz ki bu tür faaliyetleri gösterenlerin yanları da dolu olsun. Yani bir sergi salonuna gittiğinizde işte bir kişi gezer, hadi bir kişi daha yanında gezer. Yani o öyle olmasın. Aman ben yapamam ya, benim işim değil bu falan densin istemeyiz yani. Oldukça alttan itibaren, temelden itibaren girilsin. Yani fırsatımız oldu bir Avrupa ülkelerini turladığımız dönemlerde. Köprülerin üzerinde, kenarda paletini vurmuş, ağacın yanında, onun yanında, bunun yanında falan. Yok karikatür çiziyor, yok resim yapıyor, spor yapıyor. Yani bir aktivite var yani, insanlarda bir şey var. Dinamizm sağlıyor. Evet yani, evet o var yani. İşte bu eksikliklerimiz var. Bu açıdan programlı çalışılması düşüncesindeyim bununla ilgili. Daha düzenli çalışılması düşüncesindeyim. Teşvik edilmesi gerekir. Yapanların, yapamayanlara imkan sağlanması. Dediğim gibi evinin bir köşesini hiç korkmadan kirlensin, bırakın, sorun değil. Bir şövalye, işte birkaç tuval ya da işte en basiti gece bile otururken yani dizi seyretmek, eğer yeteneğiniz varsa ve biraz da seviyorsanız bu işi, alacağınız bir notebook'tur, sketch çalışabilirsiniz. Yani en basiti bir sketch. Yani güzel bir olaydır bu. Evet. Olmasın, çirkin olsun, beğenilmesin, sıkıntı yok. Ama bu ve bunun gibi bunları yaparken de çocuklara da aynı şekilde gel bakayım, hoş geldin, al bir bebek de olabilir ama gel bak bir kağıt al, bir kedicik yap falan bir şey. Yani bunlar da güzel şeylerdir. Buradan itibaren bu ağırlığı gösterirsek, sevgiyi, sevmeyi insanlara, bu yola girmeyi öğretirsek alttan gelişler çoğalacaktır diye düşünüyorum yani. Evet, inşallah. Bizim de temennimiz o. Peki aslında Devran'la bunu konuştuk sayılır ama söylemek istediğin bir şey var mı? Hangi konuyla? Kaçıyor. Çizim yaptığı için o bizden koptu şu anda. Evet, aslında nasıl konuştuk ama yani amatör sanatın bu, sen karikatürde amatör demek biraz galiba yanlış olacak artık senin için ama... Sonuçta Eğitim Bakanı'yla da görüştüğünüzü söylediğiniz bu işi geliştirmek, gençlere inebilmek için. Onun dışında bir değerlendirmen var mı? Yani biraz daha teşvik edilmesi tabii ki hepimizin istediği bir şeydir. Eğitim Bakanlığı'nca da bu aslında bütün sanat dalların ile ilgili bir belki de bir sorundur. Yayından önce de sizinle konuşmuştuk. İşte bir tarafta kolej sınavlarına vesaire diğer sınavlara hazırlanan çocuklar vardır ve belli yaşlardan başlayıp hayatı boyunca dershaneden çıkmaz aslında. Bir bakarsınız ki ömrünü dershane, yani ben de kendimden bildiğim için söylerim. Çoğu yıllarını aslında dershanede
harcamıştır. Belki de harcar aslında gerçekten. Yani evet. Çünkü çoğunu unutur bile baktığınızda, hayata bir atılır ki o öğrendiği kimya dersindeki formülü hiçbir yerde kullanmayacaktır bir daha. Çünkü işte kendisi bir örneğin mimar olmak ister ama kimya formülleriyle vakit harcar. Vakit evet. harcar. Evet. Belki işte ne bileyim kimya dersi bu arada örnektir yani. Evet. Bir ilk evet. bir ders. Kimyaya karşı değilik bana. Kimyaya karşı değilik. Bilime, madde çok önemli. Bilime karşı değilik evet. Örnek. Daha, yani demek isterim ki X bir ders yerine belki de daha fazla sanata ve evet. yoğunlaşması gerekiyor. Yer verilebilir. Bir müzik tabii şey ki. Enstrümanı öğrenebilirdi belki evet. onca yılda. Evet. Veya işte farklı bir sanat dalına daha şey yapabilirdi, merak salabilirdi. Sanatsal akımları öğrenebilirdi. Evet. Yani bir eleştiri de burada yapayım. Resim dersi anlayışı bizde, tırnak içinde resim dersi. Evet. Şeydir yani biraz boş ders gibi algılanır öğrenci tarafından. Maalesef öğrenci tarafından. Yani siz de bir öğretmen olarak maalesef. Bunu daha iyi bileceksiniz. Evet maalesef. Yani hadi alın birer şey pastel boya da geçsin yok. Vakit. Yani. Yok aslında onu aşmaya çok uğraşıyorlar biliyorum. Çok farklı şey yönlendirmeye çalışıyorlar ama sanıyorum işin özünde yani bahsettiğimiz gibi. Yani çocuklar küçük yaşta bunlarla tanışamayıp belli bir zaman geçtikten sonra önlerine verildiği zaman teknolojinin de çok hızlı ilerliyor olması bunda bana göre benim yorumumdur. Onlara bunlar bu sanat dalları resim gibi işte müzik zorlaşıyor. Gibi, ilgilerini çekme noktasında problem yaratıyor. Aslında gayret var müzik öğretmenleri, resim öğretmenleri daha teşvik edecek şekilde uğraşıyorlar ama galiba gençlerimiz o küçük yaşta o tohumu almayınca daha sonra bunu yorumlamada veya buna ilgi göstermede sorun yaşayabiliyorlar. Evet, doğru. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Biz teşekkür ederiz. Halil Bey bu akşam sergimizi tekrar siz evet. söyler misiniz lütfen? Ben söyleyeyim tabii tekrar. İşte konu özlemdi. Programın başında söyledim. Çok iyi, çok değerli bir kişilikti Özlem. Bunu bir güzel bir hareketle biz sevdalandık yani buna. 3-4 aydır çalışıyorum evet. Özlem'le ilgili. Çok değerli bir ailesi var. Buradan çok teşekkür ederim kendilerine sevgiler de. Sevgiler ve saygılar onlara evet, da. Yani onlarla organize ettiğimiz bu girişim sonucunda bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştık. Takdir gelip görecek olanlarındır. Evet, burada nereye? Önemli değildir yani. Belki çok kötü eleştiriler olur. Belki çok beğenilir. Yani bunlar önemli değildir değil. Bizim için evet. burada. Bir aktivite yapmak istedik. Bu güzel kızımızın biraz daha unutulmasın, hafızalarda kalsın diye yaptık. Benzeri şeyler de gene yapılsın diyorum ben evet. aynı şekilde. Evet. Yani evet. girişimler yapılsın diyorum. 19.30 Bedesten'de. Yarın da var. Evet. Yarın da gene saat 17'ye kadar. Saat 10'dan 17'ye kadar. Hı hı. Cumartesi de gene saat 10'dan 16 saatlerine kadar gelip izlenebilir evet. resimler. Görülebilir. Bekliyoruz. Özlem'in orada işte bir şeyler hazırladık biz onunla ilgili. Onlar görülebilir. Evet. Onur duyarız. Bekliyoruz. Evet. Dediğimiz gibi sayın seyirciler 19.30 Bedesten'de Özlem'in Renkleri evet. sergisini uyanları bekliyoruz efendim. Devran çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Karikatürle ilgili hem beni hem izleyicilerimizi bilgilendirdiğin için ve inşallah temenni ediyorum ki bunun daha organize ve hem gençliğe hem izleyicilerimize de daha iyi tanıtılıp yeni karikatüristlerle de birleşmenizi sağlayabilsin. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Gelecek mi karikatürü bu arada? Daha buradayız, kapatırız programı. Buradayız, bitirir. Evet. Yani. evet. Sayın seyirciler, bu haftalıkta Kahve Bahane'nin sonuna geldik. Haftaya Kurban Bayramı. Ben şimdiden tüm izleyicilerimizin sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Kahve Bahane'ye bir haftalık bayram arası veriyoruz efendim ama 30 Ağustos
Perşembe saatleriniz 15.15'i gösterdiğinde yine canlı yayında, yine Diyalog TV'de sizlerle birlikte olacağız efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.